Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çilek reçeli yapacağız. Tam mevsiminde hem doğal hem de evinizde kendiniz çilek reçelinizi yapıp sağlıkla tüketebilirsiniz. Katkı maddesi yok. Doğal tamamen. Akışkanlığı harika. Rengi nefis. Bakın. Tanesi harika. Akışkanlığı da harika oldu gerçekten. İnanılmaz güzel oldu. Bu kadar güzel, başarılı çilek reçelinizi yapıp sağlıkla tüketebilirsiniz. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız sevinirim. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Çilek reçelimin tarifine geçiyorum. 1 kilo çilekten çilek reçelimizi yapacağız. Bol suyla yıkadım. Çok fazla ezmeden, hırpalamadan yıkamamız gerekiyor. Çünkü çilek zaten narin bir meyve. Onun için çok fazla suda da bekletmek gerekmiyor. Üzerine iyice suyla, bol suyla yıkamak yeterli. Uçlarını da kopardım ben çok zaman kaybetmeyelim diye. Yalnız çileklerimizin şu uç kısımlarındaki beyaz ve yeşil kısımlarını biraz ayırmak istedim. Onları ayırdım. Size de örnek olsun diye göstereceğim. Küçük bir bıçakla şu kısmını kesiyorum. Böylece çirkin görüntüsünü yok etmiş olduk. Şimdi tenceremizi alalım. Geniş bir tencere kullanalım ki şekerimiz daha rahat yayılsın ve hepsine eşit derecede dağılsın. 1 kilo çilek reçeli için 4 su bardağı şeker kullanacağım. Eğer çok şekerli seviyorsanız 1 su bardağı daha ekleyebilirsiniz. Malzemeler açıklamalar kısmında yer alacak. Videomun altındaki açıklamalar kısmından bakabilirsiniz. Şu şekilde her tarafına dökelim. Ve 2 saat beklemek yeterli. Bir gece de bekletebilirsiniz ama çilek dediğim gibi narin bir meyve olduğu için çok fazla bekletmeye gerek yok. Hafif sulandıktan sonra pişirme işlemine başlayacağız. Şimdi ağzını kapatıp 2 saat bekleteceğim. 4 su bardağı şeker kattığım çileklerim gördüğünüz gibi hiç su katmadan üzerinde erimiş oldu şekerler. Şimdi ocağımın altına açacağım ve pişmeye bırakacağım. Kapağını da kapatacağım. Bu arada ocağımız çok harlı değil. Yarım şekilde yakalım ve o şekilde pişsin. Çilek reçelimiz kaynamaya başladı. Kapağını açalım. Taşmaması gerekiyor. Bu noktada dikkatli olalım. Kapağımızı kenara alalım. Ve üzerinde oluşmuş olan köpükleri şöyle bir tabağın içerisine biriktirelim. Kesinlikle içinde köpük bırakmayalım. Zaten üzerine doğru çıkıyor köpükleri. Gördüğünüz gibi üzerindeki köpükleri aldım. Şöyle bir karıştırıyorum. Ve bu aşamada bir tatlı kaşığı sade yağ ilave edeceğim. Sade yağ da tereyağını eritip tortu kısmının alındıktan sonraki hali. Yağ ilave ettikten sonra karıştırıyorum. Bu sade yağı kattığımızda daha parlak olmasını, canlılığını sağlayacak ve daha uzun ömürlü olmasını sağlayacak. Köpüğü almamızdaki sebep de yine daha uzun ömürlü kullanabilmek amaçlı. Şimdi kaynamaya bırakıyorum. Ara ara kıvamını kontrol edeceğiz. Çilek reçelimiz yarım saat kaynadı. Şimdi bir çay kaşığı kadar limon tuzu atacağım. Eğer limon tuzu yoksa 1,5 yemek kaşığı limon suyu da ekleyebilirsiniz. Limon tuzu daha etkili olduğu için, şekerlenmesini daha iyi önlediği için limon tuzu kullanacağım ben. Şimdi tekrar bir karıştırıyorum. 15 dakika daha kaynattıktan sonra bir kıvam kontrolünü yapacağız. Gerekirse biraz daha kaynatabiliriz. Bu arada tabii çok karıştırmıyorum. Çileklerimizin çok ezilmemesi için. Bu şekilde yine ocağımızın en kısık gözünde pişirmeye devam ediyorum. Artık reçelimizin kıvam kontrolünü yapabiliriz. Olduğunu düşünüyorum. Kıvamı güzel görünüyor. Bakın akıcılığı. Şöyle bir tabağımıza alalım.
akışkanlığı gayet güzel ve olmuş demektir. Altına kapatalım ve kavanozlarımıza sıcak sıcak dolduralım. Çilek reçelimi kenara aldım. Sıcaklığı geçmeden şöyle iki tane kavanoz kullanacağım. İlkini doldurmaya başlıyorum. Çilek reçelimi kavanozlara doldurdum. İki kavanoz oldu. Küçük boy. İsterseniz siz bir büyük boy kullanabilirsiniz. Ben şimdi kapağını kapatacağım. Bu şekilde çok sıcak aslında. Peçeteyle tutayım. Şöyle sağlam kapatmak için iki geri, bir tane ileri yaptığımızda iyice tutmuş oluyor. Şu şekilde yapıp ters çevirelim. Bu şekilde yaptığınız zaman 6 ay 1 yıl dayanıklılığı olur. Ve bu şekilde saklayabilirsiniz. Karanlık, ışık almayan, güneş almayan bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Çilek reçelimizi kavanozumuzu açtıktan sonra buzdolabında tutmayı unutmayalım bozulmaması için. Bir miktar da arttı. Bunu da ben böyle tabağa koydum. Bunu da yarın sizinle paylaşacağım. Çünkü dinlenip soğuması gerekiyor. Kıvamını yarın daha net gösterebileceğim. Üzerini bir bezle kapatalım ve sabaha kadar beklesin. Çilek reçelimizi yaptık, bitti. 1 kilo çilekten 2 tane küçük kavanoz çıktı. Bir küçük tabağa da ayırdım sizlerle paylaşmak için. Şimdi kıvamını göstermek istiyorum. Tabii bir gece beklettim ben. Beklettikten sonra biraz daha kıvamı yoğunlaşıyor gördüğünüz gibi. Çok güzel oldu. Akışkanlığı, taneleri, lezzetine de baktım ben. Çok güzel oldu gerçekten. Kesinlikle sizlere de yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok mevsimini geçirmeden hepiniz benim yaptığım gibi püf noktalarına dikkat ederek bu kadar başarılı çilek reçeli yapabilirsiniz. Eğer siz de beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse, kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmazsanız sevinirim. Kendi sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşarak daha çok kişiye ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Destekleriniz bizim için çok önemli. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.